Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Efendim, bizler bugün Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Burada Edeler Grup'a konuk olduk. Yanımda çok değerli işletme sahiplerinden olan Şaban Ede beyefendi bulunmakta. Sizleri tanıyalım efendim. Şaban Bey kimdir? Şaban Bey, 1973 doğumlu. Adıyaman Gölbaşı doğumluyum. Doğma büyüme buralıyız. Şirketimiz yaklaşık 1990'lı yıllardan başlayıp 1996'da kum ocağı faaliyetiyle başlayıp harfiyatla başlayıp asıl mesleğimiz baba mesleğimizden gelmektedir. Peki şirkette sunmuş olduğunuz hizmetleri merak ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Şirkette ilk etapta 2000'li yıllardan önce dere yatağından kum çıkararak eleme sistemiyle insanlara hizmet vermekteydik. Şu an ise son teknolojik olarak kırma, eleme tesisleri, hazır beton tesisleri olarak hizmet vermekteyiz. Bölgemizde biz faaliyete geçmezden önce çok uzak yerlerden insanlar yüksek fiyatlara hizmet satılmaktaydı. Biz bu açığı görerek, bu açığı gidermek için hizmete giriş yaptınız aslında, değil mi efendim? Giriş yaptık, evet. Tebrik ederiz sizleri. Şimdi buradaki hizmetten kimler yararlanabilir? Sizde kimler ihtiyaç duyar? Bizde buradaki yapsatçılar, müteahhitler, gelen firmalar yüksek maliyette işlerini görüyorlar. Biz bu aslında büyük bir hizmet sunduk. Nasıl bir hizmet sunduk? Hem kaliteli bir hizmet, hem uygun bir fiyata hizmet sunduk. Zamanında ve hızlı bir şekilde çözüm üretmek için yaptık. Şu an bünyemizde araç ekipman olarak ilçemizin ihtiyacının daha çok büyüğü olarak hizmet vermek. Daha fazlasını dediniz. Fazlasıyla. Şimdi şöyle baktığımızda bu yaptığınız işlerde hem insan gücüne hem de araç makine gücüne ihtiyaç vardır. Toplamda kaç personel ve kaç araç makine bulunmakta? Şu an bünyemizde yaklaşık 90 kişi çalışmaktadır. Araç ekipman olarak da yaklaşık 70 tane yakın araç ekipmanımız var. 5 tane pompamız, işte yaklaşık 25 tane mikserimiz, iş makinesi olarak 10-15 tane yakın iş makinamız, kırma eleme tesislerimiz, hepsini sistematik olarak yapmaktayız. Hatta şu an kapasitemizi yükseltmek için depremden sonra doğan ihtiyaçlar münasır. Günlük kapasitemizi kırma eleme tesisi olarak yaklaşık gün saatte 400 ton, günde 4000 tonu arttırdınız. Arttırma zorunda kaldık. İşte malum deprem bazı şeyler bize de daha iyi gösterdi ki daha kaliteli ve daha kontrollü bir şekilde hizmet sunmamız gerektiğini gösterdi. Evet. Şükürler olsun depremde kendi yapmış olduğumuz binaların hiçbir tanesinde en ufak bir sorun yaşamadık. Bugüne kadar en ufak bir uyarı cezası almadık. Bugüne kadar hiçbir dökmüş olduğumuz betonla ilgili hiçbir firma veya şahısla mahkemelik aşamasına düşmedik. Bundan da çok mutluyuz. Bir de bünyemizde kendi aile şirketimiz olduğu için her alanda aileden mutlaka birisinin işin başında olması münasebetiyle ben mesela kendim finans sektörüne bakıyorum. Alım satım işine bakıyorum. Biraderlerim beton sevkiyatına bakıyor. Bir yeğenim araç tamir alım satım işlerine bakıyor. Bir abim aynı keza. Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Bundan dolayı da bu şekilde devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Güzel. Peki hizmet ağınızı merak ediyorum. Nerelerle irtibat halindesiniz? Türkiye'nin her yerine bu hizmet var mıdır? Yurt dışı çalışmaları var mıdır? Biz daha önceleri 2010'lu yıllarda falan büyük firmalara taşıyorluk da yapmıştık. Farklı illere gidip taşıyorluk yaptığımız iller de oldu. Çalışma ağınızı merak ediyorum. Türkiye'nin her yerine hizmet var mıdır? Yurt dışı çalışmalarınız var mıdır? Daha önce Türkiye'nin gözdesi olan büyük firmalarla iş yaptık. Ama son zamanlarda yaklaşık 15 yıldan beri dışarıda hizmet vermektense kendi memleketimize hizmet olsun diye şu an burada ve buranın yakın ilçeleri, köylerine hizmet vermekteyiz. Şu an büyük şeyimiz beton, hızlı bir genişleyerek gitmekteyiz. Bizim buradaki emlak konutun, köylerinin depremden sonra oluşturduğu hasarlardan dolayı onların
en büyük tedarikçisiyiz biz. Tarih işi yapmıyoruz. Tedarikçilik yapıyoruz. Peki şu an bir hali hazırda projeniz var mıdır efendim? Yani şu an elimizde devam eden 1100 konut, emlak konutun elimizde işi var. 600 tane köyünün sözleşmesi var elimizde. Haricinde diğer firmalara da tedarik anında kırma eleme tesisimizde ahrike malzemesi olarak satmaktayız. Harfiyat yapmaktayız. Evet, sizlerde aslında birçok iş kolu var. Bu işlerin yoğunluğu sizleri yoruyor mu? Yoksa keyif alarak mı çalışıyorsunuz? İnsan işini severse başarılı olur. Zaten bizim bu işin başarmamızın sırrı sevgi. Dünyada her insan her işle sevgi olmaktan sonra asla başarı yapma şansı yok. Muhakkak çok haklısınız. Şimdi hazır beton çalışmaları burada var ama kapasite olarak baktığımızda günlük, haftalık bu gönderimler nasıl sağlanıyor? Şu an bizim iki tane aktif santralımız var Betuz Hanım. Bizim bir tanesi bizim kırma eleme tesisimizin olduğu yerde. Saat 200 metrelik üretim tesisimiz var. Bir tesisimiz de şu an tedarikte bulunduğumuz firmanın şantiyesinin içerisine kurduğumuz bir santralımız da orada mevcut. Bir santral daha kuracağız kapasitemizi daha genişletmek için. Bizim şu an en büyük sıkıntımız, Türkiye'nin son bu depremden sonra en büyük sıkıntımız işçi bulma sıkıntımız. Bu alanda personel bulmak zor. Personel bulma sıkıntımız var. Bu da şundan kaynaklanmakta. İnsanlar biraz tembelliğe alıştı. Ver yiyeyim mantığına gitmeye başladı. Halbuki insanın en mutlu olması gereken şey çalışıp, yorulup yediği gıdadır. Hak ettiği paradır bana göre. Bundan dolayı biraz muzdaripliğimiz var. Personel eksikliğiniz varsa zaten izleyicilerimiz de duyuyordur. Sizinle iletişime geçtikleri zaman yardımcı olabilirsiniz. Bize, bize kalifiyeli elemanlar gerekiyor. Kalifiyeli elemanları da gerçekten Türkiye şartlarında çok güzel maaşa veriyoruz biz. Yani hiç kimsenin hakkını koymuyoruz. Güne güne. Maaş sıkıntımız asla olmadı. İmkanlar iyi dediniz efendim. Güzel. Peki burada üretimde olmazsa olmazlarınız neler? Dikkat ettiğiniz noktalar, hususlar nelerdir? Şimdi biz betonun A'sından Z'sine kadar her alanda biz kendimiz işinde olduğumuz için ahrikamızı kendimiz üretiyoruz. Oluşumunu kendimiz yapıyoruz. Yani laboratuvardaki bile kendi yerimiz. Kendi teknik personelimiz. Teknik anlamdaki olan her şeyi zamanında ve yerinde yapmaya çok titizlikle davranıyoruz. Her işi bilir kişiler yapıyor efendim, tabii değil ki, mi? Tabii. Şimdi beton bize ulaşana kadar, müşterinize ulaşana kadar belli aşamalardan geçiyor. Bu ne kadarlık bir süreyi almış oluyor efendim? Şimdi, biraz süreçten bahsedin. Şimdi zaten biliyorsunuz dağdaki taşı kalkere olarak alıyoruz. Kırma elme tesislerimizden geçiriyoruz. Elektrikten geçirip santraldan olmak haliyle betonu haline getiriyoruz. Hatta bizim en büyük, bu çevrede en büyük özelliğimizden bir tanesi şudur. Beton, hatta çoğu insanlardan, çoğu meslektaşlarımızdan eleştiri de aldık bu konuda. Vibrasyon ekibini biz kendimiz oluşturuyoruz. Yani bir beton sadece, beton ne kadar çimento kursa kaliteli olmaz. Betonu kaliteli yapan vibrasyondur. Yani betonun yerleştirilmesidir. Şimdi beton, çimentoyu koyarak beton kalitesi olmaz. Betonu doğru bir şekilde oluşturmak, doğru bir şekilde uygulamak, doğru bir şekilde yerleştirmektir. Evet. Ve betonun asıl korunması gereken şey beton oluştuktan sonra, beton döküldükten sonraki beton tedarikindeki bulunan, ihtiyacındaki bulunan insanların da onun iyi bir korunması lazım. Beton bildiğiniz bir insan gibidir. Sevgiye muhtaç, ilgiye muhtaç. Onun için bir şey ben yaptım, bundan sonra onun şey değil. Bu bir ekip işidir. Devamını getirmek devamını gerekiyor değil mi? Devamını getirmek gerekiyor. Ve mesela bizim burada işte çevrelerimizde ve çevrelerimizdeki olan depremde gördük ki insanlar asıl sorunu herkes yerinde yaparsa hani diyor ya deprem öldürmez. Bilinçsiz inşaat yapımı öldürür insanı. İhmaller öldürür yani. Şükürler olsun biz Gölbaşı'nda, biz 1. derece deprem bölgesindeyiz. 1. deprem bölgesi olmasına rağmen Gölbaşı'mızda köylerle beraber 900 küsur insanımız maalesef geçildi. Tekrar Allah rahmet etsin diyelim. Yaşadığınız bu üzücü durumdan da tekrar sizlere geçmiş olsun dileyelim efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yaşam ve kariyer hayatınızda çok başarılar dileriz. Teşekkür ederiz.